Ya bu bölge Türkiye'de deniz kalkması yuvalama alanlarında karetanın en fazla yuva yaptığı alan. Biz yaklaşık 20 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Belki 20 yılda geçmiştir. Yani 2500'ün üzerinde yuva kaydı aldığımız bir alan. Dolayısıyla hassas bir alan. Nesli tehlikede olan bir türün böyle fazla sayıda yuva yaptığı bir alanda yapılacak faaliyetlerin çok özenle ve dikkatle yapılması gerekiyor. Kumsalda yaptığınız her türlü faaliyetler, çünkü kaplumbağalar gelip buralara yuva yapıyor, bu alanların tahribatına neden oluyor. Yani gördüğünüz gibi işte yapılan kumsalın düzleme çalışmaları, ağır taşıtların kumsala girmesi, kumsal yapısını bozuyor. Burada gördüğünüz gibi futbol sahaları yapılıyor kumsalda. Kum tepeleri var. Bu kum tepeleri tahrip edilmiş. Geçen yıl 2/3 bu kum tepesinin, bu bölgedeki tek kum tepesi burasıydı zaten. Bunun 2/3 yok edildi. Kumlar alındı, götürüldü bir yerlere. Burası kaplumbağaların yuvalama alanı. Burada karpuz yetiştirilmiyor. Burası tarla değil. Niçin düzeltirsiniz? Temizlik mi yapacağım diyorsunuz? Bunun zamanı var yani. Yuvalama sezonu öncesi yapabilirsiniz bu temizliği. Tam yuvalama sezonu başlamış. Hayvanlar buraya gelip yuva yapıyor. Siz gelip kumsalı düzeltiyorsunuz. Bizim bu alanda toplamda 50'ye yakın yuvamız şu anda bu düzlemeyle biz işaretlediğimiz yerler kayboldu. Yavrular çıkacak mı, çıkmayacak mı? 35-40 gün sonra bunları göreceğiz. Yani yapılan tahribatın ne olduğunu o zaman anlayacağız. Burası özel çevre koruma alanı mı? Tabii ki özel çevre koruma bölgesi. Yani burada yapılacak her türlü faaliyetler için mutlaka bakanlıktan izin alınması gerekiyor. Ben biliyorum ki işte bu şey için, ya bu da zaten izinli değil. Kumsalı düzleme ya da temizleme ne yapıldıysa izinli değil. Şurada yapılan futbol sahası izinli değil. Buradan zaten kum alınması, kaplumbağaların yuvalama alanlarından kum alınması zaten yasak. Bunların hepsi yasak şeyler. Ve bunlar o kadar rahat yapılıyor ki. Biz şahsen kendi adımıza üzülüyoruz. Yani burada herkes bir araya gelmiş. Üniversiteler, kamu kuruluşları, gönüllü öğrenciler hepsi bir araya gelmiş. Burada var olan doğamıza ait bir türün korunması için faaliyet gösteriyoruz. Burada yıllardan beri yaşayan insanlar, burada sanki kaplumbağalar yokmuş gibi hoyratça, rahatça davranabiliyor. Burası da yine sürülmüş, temizlenmiş herhalde, bir şeyler yapılmış. Sanki uzaylılar gelmiş de ekin çemberleri oluşturmuş gibi bir görüntü var. Drone'la siz çekerken gördüm, gerçekten uzaylılar mı geldi acaba buraya, bu ekin çemberlerini oluşturdu falan diye düşündüm. Yani anlam veremiyorum. Yani temizlik yapılması tabii ki ona kimsenin bir şey dediği yok. Kumsalı temiz tutmak anlamında o niyetle yapılıyorsa, ama mevsim olarak çok yanlış. Bunların yuvalama sezonu öncesinde yapılması lazım. Hangisinin bu çölde kaybolan bir ortam isyan edecek?